festivalin ikinci günü nasıl geçiyor? Neler hissediyorsunuz? Açıkçası daha yeni geldik. Yeni geldik. Ama şu an ortam güzel. Öyle geziyoruz. Birazdan konser alanına gideceğiz. Gayet güzel şu an. Eğleniyorsunuz yani. Eğleniyoruz. Eğleniyoruz. O yüzden geldik zaten. Hani iyi beklendik gibi. Her sene geliyorduk işte. Bu sene de aynı. Eğlence yani. Ortam. Geçen senelere göre nasıl geçiyor? Yani ben pek bir fark görmedim. Ben pek ortama adam almadığım için yani yine fazla kişi katılıyor her sene. İyi yani böyle. Devamını bekliyoruz yani. Yani güzel eğleniyoruz. Ama geçen sene bence bir tık daha eğlenceli gibiydi. İyi geçiyor, eğlenceli geçiyor. Dün gelmiştik, bugün ikinci gün. Daha yoğun kalabalık olmasını bekliyoruz. Çok mutluyuz, çok güzel bir organizasyon. Bu kadar söyleyeceklerim. Arkadaşa sorun. Güzel geçiyor, güzel günler geçiriyoruz çok şükür. Yani her sene oluyor, her sene de gelmeye devam ediyoruz. Ama her sene son diyorlar. Bilmiyorum yani, güzel, normal. İyi geçiyor kankası. Şarkı diyor ki. Güzel geçiyor. Yani güzel geçiyor. İnsanlar çok fazla geliyor. Hani bugün falan olay çıkmıyor. Bu sene olay çıkmadı pek. İnsanlar eğlenmek için geldi. Daha da olacak gibi de. Umarım güzel geçer. İyi geçiyor. Çadırlı kalıyoruz. Yani konsere pek gelmiyoruz ama çadır daha zevkli geliyor. Konserlere gitmiyoruz. Yani bu kadar yani. Biz daha yeni geldik. Şu anlık herhangi bir şey söyleyemem. Bugün nasıl geçiyor? Güzel geçiyor şu an. İyi hissediyoruz abi. Eğleniyoruz. Çok güzel. O kadar abi. Birinci güne göre nasıl geçiyor? Bir önceki daha güzeldi bence. Şu an çok kalabalık bir. Gayet güzel geçiyor abi ya. Eğleniyoruz en azından. Yılda bir kere oluyor zaten. Güzel geçiyor yani. Daha çok olsun böyle aktivitesi. Yani en azından afyonluk gençler eğleniyor. Başka bir şey yok. Gayet güzel geçiyor benim de. İyi oluyor. Yani. Güzel. Vallahi festivale yeni katıldım bugün. Antalya'dan geliyorum. Bomba gibi festival geçmesini dileyiyorum herkese. Nasıl geçiyor? Eğlenceli. Yani tek şeyim eğlenceli şu an. Coşkulu, yeni insanlar, yeni yüzler, güzel sanatçılar, atmosfer de güzel. Böyle diyeceğim bu kadar. Gayet güzel. Öyle dolaşıyoruz. Afyon için iyi bir festival oluyor. İyi bir festival geçiriyoruz. Yani açıkçası Afyon eskiden böyle değildi. Daha küçük bir şehirde artık o fest olsun, motofest olsun daha gelişmeye yönelik bir şehir. İyi geçiyor. Ne olsun. Geziyoruz. Yaptığımız başka bir şey yok. Güzel geçiyor da konserler biraz sıkıcı ya. Çok sevdiğimiz isimler yok çünkü. Kimi mesela isterdiniz? Vallahi şu ara gençlerin dinlediği motive çok iyi olur. Ondan sonra level C5 olur, Uzi olur. Hiç fark etmez yani. Çok güzel geçiyor. 10 numara yani. Ya abi. Neden kötü geçiyor? Abi sıkılıyorum. Çok ses kalabalık. Hoşuma gitmiyor. Abi festival öyle olmaz mı zaten? Olur. Böyle olur. Ben yarışlar için geldim zaten. Buradan yarışlar için geldiniz. Arkadaş ortam falan. Gayet güzel. Gayet eğlenceliyiz. Böyle aktivitelerin devamını bekliyoruz inşallah. Ben bugün ilk defa katılıyorum. Merakımdan geldim açıkçası. Güzel bir festival. Yaklaşık 4-5. senesi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Afyon için büyük bir değer. Bence korunmalı ve devam etmesini sağlamak lazım. İyi geçiyor abi. Oyunlar çok iyi oynuyoruz doyasıya. Motor sürüyorsun. Aynen. Seni rahatsız etmiyorum umarım. Yok abi, rahatsız etmiyorsun. Tamamdır, hadi kolay gelsin. Gayet güzel, iyi, eğlenceli yani. Ben biraz hastayım, yorgunum. Geçmiş olsun, ben de hastayım. Öyle eğleniyoruz yani. İlk gün de çok güzeldi. Sena Şener zaten çok seviyorum. Öyleydi yani. Festival nasıl geçiyor? Eğleniyor musun? Türkiye'nin bakan belediyelerinin şeye annem. Ne dedin? Duymadım. Neler düşünüyorum? Büyük bir gençlik var. Yani insanlar mutlu gözüküyor. Afyon'da böyle şeyler biraz gençlere fazla gelse de umarım sorunsuz, kavgasız bir şekilde festivalimiz biter. Festival güzel, Afyon'umuz böyle etkinlikler çok olmuyor zaten. Yılda bir oluyor, Eylül'de böyle etkinlikler yok, güzel sanatçılar geliyor. Yani gördüğünüz gibi zaten çok kalabalık, ben çarşıda orada burada görmediğim insanları burada görüyorum. Yani güzel, millet eğleniyor, biz de eğlenmeye devam ediyoruz. Güzel geçiyor. Güzel geçiyor. Güzel abi ya. Güzel işte. Vallahi güzel hissediyoruz, nasıl hissedelim? Eğleniyoruz öyle. Süper geçiyor. Bu tip organizasyonlar insanları birleştirmede etkendir.
Yani gelirsin gelmezsin ama saygı duymak lazım. Festival süper. Her yıl tekrar olmasını istiyorum. İnsanlar bu şekilde streslerini atıyorlar. Güzel geçiyor. Eğleniyoruz. Öyle. Düne göre nasıldı? Aynı. Yani daha çok bir şey anlayamadık ya, tam başlamadı daha. Öyle. Çok iyi geçiyor. Eğleniyoruz. Burada oturuyoruz. Konsere gideceğiz birazdan. Gayet başarılı. Herhangi bir sıkıntı yok. Eğleniyoruz. Güzel. Vallahi güzel geçiyor. Eğleniyoruz. Ama biraz daha canlı olabilirdi çünkü gençlerin katıldığı bir festival. Ama güzel, keyifli geçiyor şimdilik. Daha önceden katıldınız mı? Ya, tabii evet. Daha mı coşkulu olurdu? Ya geçen sene nazaran biraz daha canlı değil yani. Geçen sene daha güzel kişiler gelmişti ama bu sene daha kötü kişiler geldi bana göre yani. Şu anda çok güzel geçiyor. Öyle eğleniyoruz, geziyoruz. Festival güzel geçiyor işte. Çok fazla ses var, birazcık baş ağrıtıyor ama çok eğlenceli geçiyor yani. Bugün katıldık. Bakacağız bakalım eğlenceleri. Şu anda nasıl desem, çok eğlenceli geçiyor. Afyon adına güzel bir şey bence böyle etkinliklerin olması. Hani isteğimiz şöyle, daha çok böyle etkinlikler olmasını isteriz. Şu anda mutluyuz arkadaşlar olarak. Yeni geldik, güzel geçiyor. Teşekkür ederiz. Neler hissediyorsunuz? Güzel geçiyor gayet. Memnunuz. Burcu Köksal'a bu yaptığı etkinliklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Festivalimiz gayet güzel ve eğlenceli geçiyor. Beklediğimiz şeyi karşılıyor Afyon Belediyesi. Herkese teşekkür ediyoruz. Yani fena değil. Dün katıldınız mı? Evet. Düne göre nasıl? Daha başlamadı, daha bilmiyoruz bakalım. Bence çok eğlenceli ve Afyon'da böyle etkinliklerin daha fazla olması gerekiyor. Güzel, eğlenceli ama ortamda çok keko var ya. Eksilse güzel olur biraz. Olmaması gereken insanlar var. Evet, katılıyorum. Toplumun ahlaki değerini bozuyor mu sizce bu etkinlik? Ya bozulmak isteyen bence her yerde bozulur. Onu diyorum ben size. Burada mesela bozulmak istemeyen de bozulmaz burada yani. Hayır. Ben de hiç katılmıyorum açıkçası. Katılan varsa garibime gider açıkçası. Yani bu yüzyılda öyle düşünmemesi lazım bence. Abi aile derneğini bozuyor derken alkol sokması yasak zaten. Sigara var sadece. Vallahi düşünmüyorum aile yapısını bozduğunu yani. Vallahi her insanın kendinle alakadır yani. Toplumun alakası bozduğu falan yok bence. Ben pek öyle şeylere yorum yapmıyorum yani. Onlar o kendi alanında konuşsunlar. Yani biz eğleniyoruz ya. Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Bir tık katılmıyor gibiyim. Tamam. Çok teşekkürler, iyi eğlenceler. Yani bozan insanlar var ama biz o insanlardan değiliz yani. Çoğu kişi bozmuyor zaten. Bazıları bozuyorsa da onların şeyi bunu. Ben katılmıyorum çünkü Afyon'da sayılı etkinlik yapılıyor zaten. Bu da onlardan birisi. Yani ben öyle düşünmüyorum, katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Zaten dernekler değil de burada bazı insanların bozduğu olabilir. Yani bunu düşünen insanlar yaşlı kesimlerdir büyük ihtimalle. O yaşlı kesimlerin öyle insan yorum yaptığını düşünüyorum. Yok, katılmıyorum kanki. Katılmıyorum. Ya, katılmıyorum. Çünkü duymadım. Öyle diyebilirim. Teşekkürler. Mevcut bazı az bir kesim var. Onlar bozuyor. Yani görüyoruz. Çadırda kaldığımız mesela gece 12'den sonra son ses müzikle oynuyorlar mesela. Herkes uyuyor. Bunu düşünemiyorlar. Yani daha değişik olaylar da oluyor. Yani böyle düşünüyorum. Asla katılmıyorum. Evet abi öyle. Bence de öyle. Çünkü herkes ya çırılçıplak gelmişler abi, yanlış olmasın. Öyle abi, o kadar. Yok abi ya. Ne yapsınlar abi, zaten sıcak oluyor Afyon. Bir de yılda çok az oluyor. Gerek yok bence ya böyle şeylere. Adamlar istediği gibi eğlensin. Hayır yani, herkes gözüne sahip çıksın yani. Özgürlük diye bir şey var. Yani bu kadar. Yalanlıyorum direkt. Direkt yalanlıyorum. Çünkü milletin eğlenceye hakkı var ve milletin şeyini bozmuyor. Ya buna bir şey demeyeyim. Kişiden kişiye değişebilecek bir durum açıkçası. Yani. Sayılır. Yani. Sayılır. Biraz. Sizce? Ya insanlar buraya içip içip geldiği için yani. Burada da aileler var. Sarhoş insanları gördüklerinde böyle yapmaları normal yani. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Katılamam. Katılıyorum ama. Bozuyor kesinlikle. Ben katılmıyorum. Tercihen. Katılanlara da saygı duyuyorum. Bunu sadece festivalle ilişkilendiremeyiz bence. Katılmıyorum. Yani gençlerin eğlence alanı. Zaten büyük, yaşça büyük insanlar da var. Herkes güzelce eğleniyor. Böyle şeyleri biraz koyun diyeyim artık. Öyle yorumlar yapıyorlar yani. Onlar yapıyorlar öyle yorumlar. O arkadaşların çoğunun burada olduğuna inanıyorum ben. Bu lafı söyleyenler şu an
izliyordur burada, sanatçılarımızı dinliyordur. Tam tersini düşünüyorum. Daha çok olmasını istiyorum bu memlekette bu tür etkinliklerin. Burcu Başkanım'ın da dediği gibi onların kendi düşünceleri bize göre öyle değil. Doğrudur abi. Çok doğru. Ahlaki şeyler bozuk. Bence zaten 20 yıldır bu şekilde bozuk. Bu toplum zaten geri kafalılığa alıştırıldı. 20 yıldır iktidarda kim varsa bunun sebebi de odur. Vallahi onlar bizi ilgilendirmez. Biz kendimiz takılıyoruz kafamıza göre. Yani o işler bizi ilgilendirmez. Katılmıyorsunuz yani. Aynen. Kesinlikle. Bozulan insan zaten bozuluyor. Ortam zaten bozuk. Bu tip şeylerle bozulacak insanlar zaten bozuk insanlardır yani. Bunu demek istiyorum. Yani herkesin bakış açısı farklı tabii. Herkesin duygularına saygı göstermek durumdayız. Hayır, katılmıyorum açıkçası. Yani niye bozsun ki? İnsanlar kendi ahlaklarını kendileri belirleyebilir yani. Başka diyeceğim bir şey yok. Toplumun ahlaki değerini bozuyor mu? Yok, ben de katılmıyorum. Etrafımızda bu kadar şey oluyorken bir konserle bozulmuyor değerlerimiz. Bu festival toplumun ahlaki değerini bozuyor mu? Ya bence bozmuyor. Arkadaşımın dediği gibi yani birçok başka faktörler de bozuyor. Yani bunlara hiç katılmıyorum bu fikre yani. Bence bozmuyor. Yine arkadaşıma katılıyorum ben de. Ama yani sanatçılar benlikteyi biraz. Tek onu söyleyebilirim. Asla katılmıyorum. Neden böyle şeylerin israf ya da ahlakını bozuyor ki? İnsanın ahlak için nedir? Hani böyle eğlenceli yerlere katılmayla ahlak bozulmayacağını düşünüyorum. Hayır, katılmıyorum. Niye öyle bir şey olsun? Bir de israf olduklarını da söyledi. Derneğin mi? Dernek bu festivalin israf olduğunu söyledi. Yani başka israf olan çok şey var. Festivallere karışmasınlar lütfen. Yok, tabii ki de hayır. Daha çok Afyon sosyalleşiyor bu etkinlikler sayesinde. Bence daha güzel oluyor. Yok, katılmıyorum. Gayet festival Afyon için, geleceği için ve insanların zihniyetinin değişmesi için çok güzel bir organizasyona dönüştü artık. Hayır, çünkü zaten Afyon'da böyle etkinlikler çok sınırlı sayıda oluyor. Gençlerin tabii ki de eğlenmeye ihtiyacı var, kaynaşmaya ihtiyacı var. Ahlaki değerleri bozduğunu düşünmüyorum. Yerine göre evet. Yani alkol içip de böyle çok kendine zapt edemeyenler, tabiri caizse gerizekalılar, hani kendine hakim olamayanlar yüzünden öyle bir algı var, evet. Maalesef. Siz? Yani düşünüyorum da geçen seneki gibi ortam değil. Yani şu an kendini bilen bilmeyen herkes gelmiş. Biraz daha böyle denetimin artmasında yok yani, artsa iyi. Para değil de biraz şöyle karaktere bakılsa. Sizce neden kaynaklanıyor bu durum? Ya halkımızın biraz görmemişliğinden ya. Hani Afyon'da bu şekilde projeler az olduğu için insanlar böyle akın ediyor. Önüne gelen herkes giriyor. Biraz kendini bilen insanlar olsa güzel olur. Hak veriyorum. Nasıl çözülür sizce bu durum? Hiçbir şekilde. Bir 15-20 yılı var bunun. ADD'den burada temsilcileri varsa gidelim bulalım. Eğer buradalarsa. Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Katılmıyorum. Katılmıyorum çünkü gayet güzel. Afyon'da zaten Motofest dedim ama Afyon'da bir şey oluyor zaten. En kalabalık ortam, en güzel eğlence mekanı olarak burası. Bence katılmıyorum. Zaten Afyon'da tek bir eğlencemiz var. Senede bir kere yapılıyor. Ona da karışmasınlar ya. Hayır ya, ne alakası var? Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Hayır. Yok, öyle bir yorumum yok.